Kanal Urfa ekranlarından herkese iyi akşamlar. 6 Ekim Salı bugün gündemdeki gelişmeleri aktarmak üzere karşınızdayız. Sayın seyirciler, kabine toplantısının ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüz yüze eğitim kapsamının genişletilmesi yönünde karar aldıklarını belirterek, ilkokul birinci sınıfların yanı sıra ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıflarda da yüz yüze eğitimin belirlenen kurallar çerçevesinde başlayacağını duyurdu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da sosyal medya hesabı üzerinden 12 Ekim pazartesi okullarda yüz yüze eğitime başlanacağını ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı ardından açıklamalarda bulundu. Yüz yüze eğitimin kapsamını genişletme kararı aldık diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilkokul birinci sınıfların yanı sıra ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıflarda da yüz yüze eğitimin belirlenen kurallar çerçevesinde başlayacağını söyledi. Eğitimde daha önce okul öncesi ve birinci sınıflarda yüz yüze eğitimi sınırlı şekilde başlatmıştık. Diğer sınıflarda da uzaktan eğitim yoluyla eğitim öğretime geçilmesini temin etmiştik. Bugün yüz yüze eğitimin kapsamını genişletme kararı aldık. İlkokul birinci sınıfların yanı sıra ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıflarda da yüz yüze eğitimi belirlenen kurallar çerçevesinde başlatıyoruz. Bunlara ilave olarak ortaokul 8. ve lise 12. sınıflarda da yine belirlenen kurallar dahilinde yüz yüze eğitime geçilecek. Ayrıca özel eğitim okulları ile il hıfzı sağ kurullarının uygun bulduğu köy okullarında da yüz yüze eğitimin önünde herhangi bir engel olmadığı görülmüştür. Diğer sınıflarla ilgili kararı gelişmelere bakarak önümüzdeki haftalarda vereceğiz. Okula gidecek evlatlarımızdan ricamız, annelerinin, babalarının ve tüm aile büyüklerinin sağlığı için temizlik, maske, mesafe kurallarına sıkı bir şekilde riayet etmeleridir. Milli Eğitim Bakanlığımız, uzaktan eğitim öğrencilerimizden bilgisayar ihtiyacı olanlar için bir çalışma yürütüyor. İlk etapta 500 bin öğrencimize ücretsiz tablet bilgisayar vereceğimiz bir süreci başlattık. Önümüzdeki haftadan itibaren peyderpey bu tabletleri öğrencilerimize Milli Eğitim Bakanlığı olarak dağıtmaya başlıyoruz. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 12 Ekim pazartesi okullarda yüz yüze eğitime başlanacağını duyurdu. İlkokulda 1, 2, 3 ve 4. sınıflarda ki zaten 1. sınıf başlamıştı. Ortaokulda 8. sınıf, lise hazırlık ve 12. sınıflarımızla köy okullarımızın tüm kademelerinde ve özel gereksinimli öğrencilerimizin de tüm kademe ve sınıf düzeylerinde yüz yüze eğitime başlayacak olmanın mutluluğunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. 12 Ekim pazartesi günü itibariyle yüz yüze eğitime başlayacak olan kademelerdeki öğrencilerimiz için de tıpkı ilkokul birinci sınıf öğrencilerimizde olduğu gibi yüz yüze eğitimin ve uzaktan eğitimin birlikte yürütüleceği bir planlama yaptık. Yüz yüze eğitime başlayan öğrencilerimiz haftanın iki gününde okullarında olacaklar. Değerli izleyenler, bültenimize bir son dakika gelişmesiyle başlıyoruz, devam ediyoruz. Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu açıklandı. Arkadaşlarım da an itibariyle Kanal Urfa ekranlarında sizlerle paylaştılar efendim bu tabloyu. Hemen 6 Ekim 2020 tarihli tabloya bakıyoruz. Test sayısının bugün itibariyle 112.421 olduğunu görüyoruz bugün için. Hasta sayısının 1511 olduğunu yine tabloda belirtiliyor efendim. Vefat sayısı ne yazık ki koronavirüs nedeniyle 55 kişi hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısının 1229 olduğu bilgisi paylaşıldı. Yine diğer tablo ile ilgili detaylara baktığımızda ise yatak doluluk oranının %48.6 olduğunu, hastalarda zatüre oranının %6.2 olduğunu görüyoruz.
Ortalama temaslı tespit süresinin de 7.6 saat olduğu belirtilmiş efendim. Toplam test sayısı 11.44.338 oldu. Hasta sayısı 327.557, ağır hasta sayısı 1.414 olarak gerçekleşti. Bugüne kadar 287.599 kişi de sağlığına kavuştu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden şu notu paylaştı. Ağır hasta sayısı kontrol edilebilir seviyede seyrediyor. Bugün tespit edilen 1511 yeni hasta var. Tedbirlerle galip geleceğiz. Birlik ve beraberlik virüsle mücadelenin gücü. Bu güce destek verin dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu gelişmeyi de sizlerle paylaşmış olduk. Ana haber bülteni devam ediyor. Haliliye Belediye Meclisi'nin 2020 yılı Ekim ayı olağan toplantılarının ilk birleşimi Belediye Başkanı Mehmet Can Polat başkanlığında gerçekleşti. Birleşimin ana gündem maddesi geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden televizyonumuz Kanal Urfa Yönetim Kurulu Başkanı Şanlıurfa'nın sevilen ismi İbrahim Toru ve Haliliye Belediye Meclis Üyesi Feyyat Akbaş'ın isimlerinin ilçede yapılan yeni parklarda yaşatılacak olması oldu. Meclis teklifi oy birliğiyle kabul etti. Haliliye Belediye Meclisi'nin 2020 yılı Ekim ayı olan toplantılarının ilk oturumu Belediye Başkanı Mehmet Can Polat başkanlığında Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi toplantı salonunda yapıldı. Meclis üyelerinin katılımıyla açılış ve yoklamanın yapılması sonrasına başlayan toplantıda başkanlık teklifleri ve önergeler görüşüldü. Önergeler oy birliğiyle ilgili komisyonlara havale edildi. Meclis toplantısında geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden televizyonumuz Kanal Urfa ve Toru Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı, Şanlıurfa'nın sevilen ismi ve kentin güler yüzü İbrahim Toru'yla Haliliye Belediye Meclis Üyesi Feyyat Akbaş'ın isimlerinin ilçede yapılan yeni parklara verilmesiyle ilgili konuşan Belediye Başkanı Mehmet Can Polat şu ifadeleri kullandı. Ben gerekirse şahsımın da özellikle tanıdığım Urfa'nın sevilen sayılan iki insanı. Birincisi iş adamı Sayın İbrahim Toru ve diğeri bizim yine yol arkadaşımız, mesai arkadaşımız Sayın Feyyat Akbaş müzeyimizin. İsimleri yaşasın diye Haliliye ilçemizdeki yerine kurulacak olan parklardan bu isimleri yaşatmak istiyoruz. Bu hususla ilgili olarak da sizler de eğer takdir ederseniz meclislerler olarak Sayın İbrahim Toru, merhum Sayın İbrahim Toru ve yine merhum Sayın Feyyat Akbaş'ın birer tane parkta isimlerini yaşatalım, birer tane parkta isimlerini verelim. Meclisten Sayın İbrahim Toru ve Sayın Feyyat Akbaş'ın parklara isminin verilmesiyle ilgili kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Parklara verilecek isim teklifi mecliste oy birliğiyle kabul edilirken, meclis toplantısında hayatını kaybeden meclis üyesi Feyyat Akbaş ve belediye personeli Halil Saygan'ın anısına fotoğrafları meclis salonundaki koltuklara konuldu ve önlerine kırmızı karanfiller bırakıldı. Evet, Haliliye Belediyesi'ne bu özellikle isimlerin yaşatılması anlamında parklara verilecek İbrahim Toru'nun, merhum İbrahim Toru abimizin ismi ve diğer meclis üyesi Sayın Feyyat Akbaş'ın isminin verilmesi gerçekten de Şanlıurfa için önemli. Kendi adımıza da teşekkür edelim. Şanlıurfa ne İbrahim'i unutacak, ne İbrahim Toru'yu unutacak, ne de Şanlıurfa'da taş üstüne taş koyanları unutacak. Bir kez daha Allah rahmet eylesin diliyoruz, diyoruz. Ve siz değerli izleyenlerimizden İbrahim abimiz için bir kez daha dua bekliyor ve dua ediyoruz efendim. Ana haber bültenimize de devam ediyoruz. Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazasında işçi servisi devrildi. Kazada 14 kişi yaralandı. Kaza Şanlıurfa Gaziantep Karayolu'nun organize sanayi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsü öğrenemeyen minibüs yan yola girmeye çalıştığı esnada bu araca işçi servis minibüsü
ve bir başka minibüste tır çarptı. Kazanın etkisiyle işçilerin bulunduğu minibüs devrildi. Diğer minibüs de yoldan çıkarak tarlaya yuvarlandı. Meydana gelen zincirleme trafik kazası sonucu 14 kişi yaralandı. Yaralı 14 kişi, 112 acil sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre kontrollü olarak sağlanan trafik, araçların kaldırılması sonrası normale dönerken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Sayın seyirciler, Suriye'nin Halep kentinin doğusundaki Elbap ilçe merkezinde bomba yüklü araç patlatıldı. Patlama sonucu 15 kişi hayatını kaybetti, en az 30 kişi de yaralandı. Suriye'nin Halep kentinin doğusundaki Elbap ilçesinin Enişek caddesinde bomba yüklü araç patladı. Kalabalık olan cadde ortasında meydana gelen patlamada en az 15 sivil hayatını kaybetti. En az 30 sivil de yaralandı. Patlama nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Çevredeki evler ve mağazalarda maddi zarar oluştu. Cadde kenarında duran araçlarsa kullanılamaz hale geldi. Olay yerine intikal eden polisle sivil savunma ekipleri olaya müdahale ederek yaralıları hızla hastaneye kaldırdı. Yerel kaynaklar yaralı ve ölü sayısının yükselebileceğini belirtiyor. Saldırının PKK-YPG terör örgütü tarafından düzenlendiği belirtildi. Polis patlamaya ilişkin soruşturma başlattı. Bomba yüklü aracınsa bir kamyon olduğu ifade edildi. Şanlıurfa'nın gündem maddelerinden biriydi. Zira kentin sporu tanıtımı noktasında da önemliydi. Sahipsiz denildi, kimse ilgilenmiyor denildi, düştü denildi, daha sonra pandemi nedeniyle düşmedi ve şu anda Şanlıurfa Spor'la ilgili önemli bir gelişme var efendim. Dün gece itibariyle bir açıklama yapıldı kulüp yönetimi tarafından ve Şanlıurfa Spor'un transfer tahtası açıldı. Detaylara bakacağız. Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig'de mücadele ediyordu Şanlıurfa Spor. Yeni başkanı Emin Yetim transfer yasağının kaldırıldığını duyurdu. Bu gelişme üzerine bir grup taraftar kulüp tesislerinde davullu zurnalı kutlama yaptı. 47 dosyanın tamamıyla görüşme sağladık. Ve çoğunun dosyasını kapatır, ibra ettik. Anlaşarak ödemelerini yapıp dosyasının tamamını kapattık. Yabancılarda biri hariç. Diğerlerinin tamamı dosyasını kapattık, ödeme yaparak. Yerlilerle ilgili de %80'inin dosyası, %80 alacaklının dosyasını kapattık. Geriye kalanları da yapılandırma yaparak taksitlere böldük. Bu gönül isterdi ki o geri kalan %20 de kapansın. Maalesef hem zaman açısından hem de dışarıdan müdahalelerle kulübün önünün tamamıyla kapatılmasını isteyen bazı nifaklardan birlikte biz bunu kapatamadık. Bu %20 olan kısmı onları yapılandırmaya gittik. Şanlıurfa Spor Kulüp Başkanı Emin Yetim, Sarı Yeşilli Kulüp binasında düzenlenen basın toplantısında transfer tahtasının açıldığını duyurdu. Transfer yasağımızı açtılar.
Tabii rakam yüksek bir rakamdı. Ben buradan da özellikle saydığım isimlere teşekkür ediyorum. Desteklerinden dolayı. Hemşehriliklerini yaptılar, insanlıklarını yaptılar. Sağ olsunlar. Şeyle ilgili, Şanlıurfa Spor'un transferiyle ilgili, ödemeleriyle ilgili yüzde ödemelerinin transferin engel borçlarının yüzde 80 kısmına yakınını Büyükşehir Belediyesi Belediye Başkanımızın desteğiyle, girişimleriyle karşılandı. Diğer kalanı da yönetim kurulu arkadaşlarımızla birlikte ödedik. Borçların %80'in Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün sayesinde ödendiğini belirten kulüp başkanı Yetim, toplamda 23 yeni, 2 de iç transfer, toplam 25 transferin olduğunu ve sözleşmelerin teslim edildiğini belirtti. Hedefimiz ligde kalmak, playoff ya da şampiyonluk olursa neden olmasın ama bu sene çıkma hedefimiz yok sözleriyle konuşmasını sürdüren Başkan Yetim, Şanlıurfa Spor Kulübü'nün kalıcı bir gelirinin olmadığına işaret etti. Hedefimiz öncelikle ligde kalmak. Ondan sonra da eğer olursa da, kısmet olursa da, playoff'ta olursa da niye olmasın? Ya da şampiyon olursa niye olmasın? Ama bizim hedefimiz bu sene çıkmaya yönelik bir hedefimiz yok. Planımız da o yolda değil. Ekonomik açıdan da biz Şanlıurfa Spor'un ekonomi durumunu maddi anlamda yönetilebilir duruma getirmek istiyoruz öncelikle. Hem ligde bırakıp hem de yönetilebilir bir duruma maddi açıdan getirmek istiyoruz. Diğer yandan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de basın açıklamasına telefon bağlantısıyla katılarak "Hayırlı olsun, İnşallah yeni bir dönem başladı." dedi. Hayırlara vesile etsin. Herkes, emek geçen herkese teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. En büyük emek sizindir Sayın Başkanım. Evet, biz de şehrimiz adına, Şanlıurfa adına emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Başta Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Zeynel Abidin Beyazgül'e ve bu Şanlıurfa Spor'u bu durumdan kurtaran her kim varsa her birine teşekkür ediyoruz. Şanlıurfa için önemli. Devam ediyoruz. İrlanda'nın Türkiye Büyükelçisi Sonia McGuinness, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Hoş bulduk. Merhaba. Memnun oldum. Çok teşekkürler. Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa'ya gelen İrlanda'nın Türkiye Büyükelçisi Sonia McGuinness, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ü makamında ziyaret ederek kentte mültecilere yönelik yapılan projeler üzerine fikir alışverişinde bulundu. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül tarafından karşılanan büyükelçiye ziyaret anısına üzerinde Urfa işlemesi olan bir gümüş vazo hediye edildi. Elçisiyim değil mi diye evet, bana soruyor ama evet. Evet. Size sormadan evet. Büyükelçi ise Başkan Beyazgül'e İrlandalı yazarların Türkçe kaleme aldığı kitap ve yerel bir kalem hediye etti. Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, Barış Pınarı Harekatı'nın ilk şehidi 9 aylık Suriyeli bebeğin şehadetinin yıl dönümünde ailesini ziyaret etti. Bu harekatta şehit düşen bütün kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılara şifalar diliyoruz. Ve Batı'nın bu Haçlı Seferi karşısında bütün Müslümanlar dimdik ayakta ve sonuna kadar bu direnişimizi sürdüreceğiz. Bunları tarihte olduğu gibi inşallah Selahaddin Eyyubi'nin azmiyle bu coğrafyadan silip süpüreceğiz. Suriye'nin kuzeyini terör örgütü YPG-PKK'dan kurtarmak amacıyla yürütülen Barış Pınar Harekatı'nda Suriye topraklarından terör örgütü tarafından atılan roket sonucu Akçakale ilçesinde yaşayan Suriyeli 9 aylık Muhammed Omar Sağır, annesinin kollarında şehit düştü. Acı olayın ardından bir yıl geçti. Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya da şehit bebeğin şehadet yıl dönümü dolayısıyla şehidin ailesine ziyarette bulundu. Aileye destekte bulunan Başkan Yalçınkaya,
Yeni doğan ve ailenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlunun adını koydukları Bilal bebeğe de hediyeler vererek ailenin her zaman yanlarında olduklarını söyledi. Allah'a şükür Cenab-ı Hakk'ın kapısından tekrar bir o erkek evlatları oldu. Adını da Bilal koydular. İsmiyle yaşasın inşallah. Allah hayırlı etsin. Tabii sevinci ve acı bir arada yaşıyorlar. Bir taraftan kaybedilen evlat, bir taraftan Cenab-ı Hak tarafından bir daha yerine konulan evlat. İnşallah dünya durdukça bu şehitler eksilmez, bu vatanda ezan dinmez, bayrak yere düşmez ve biz de her zaman bu vatanın müdafacısı olduk. Bu kardeşlerimizin zor gününde, yani o gün şehit cenazesinde de çocuğu ben aldım götürdüm. Bugün de doğumda geldik, hem anneyi hem aileyi tebrik ettik. Çocuk inşallah ismiyle mübarek olsun, ismiyle yaşasın. O acı günleri de inşallah bir daha görmeyiz. Şehidin babası Mehmet Hani Şahar da Başkan Yalçın Kaya'ya her zaman yanlarında olduğu için teşekkür ettim. Şanlıurfa Valisi Abdullah Er'in Barış Pınarı Harekatı'yla huzur ve güven ortamının hakim olduğu Tel Abyad'da bağlı Siluk ve Haman Türkmen beldelerini ziyaret ederek halkın sorunlarını dinledi. Bölgede yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Vali Er'in vatandaşların evlerine de konuk oldu. Bölgedeki temaslarına Akçakale'ye yeni atanan Kaymakam Oltan Bayraktar'a hayırlı olsun ziyaretiyle başlayan Şanlıurfa Valisi Abdullah Er'in, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş'la birlikte sınırın karşı tarafına geçerek Tel Abyad'da yapılan çalışmaları denetledi. Şanlıurfa Valiliği Suriye Destekli Koordinasyon Merkezi birimlerince bölgede sürdürülen çalışmaları yerinde inceleyen Vali Abdullah Er'in, bölge halkından esnaf, çiftçi ve vatandaşlarla görüşerek talep ve sıkıntıları dinledi. Tel Abyad'ın büyük beldelerinden Siluk ve Haman Türkmen'de sürdürülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Abdullah Er'in, Suriye vatandaşlarının evlerine de konuk oldu. Vatandaşlarla sohbet edip talep ve beklentilerini dinleyen Vali Abdullah Er'in, sağlık merkezleri ve okulları da ziyaret etti. Eksikliklerin giderilmesi için talimat verdi. Tel Abyad'da yeni yapılan emniyet merkezi, mahalle meclis binası ve Şanlıurfa Valiliği Suriye Destekli Koordinasyon Merkezleri binalarında da incelemelerde bulunan Vali Er'ine, Tel Abyad Mahalle Meclis Başkanı Bayil Hamdo da eşlik etti. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Diyarbakır merkezde aralarında Şanlıurfa'nın da olduğu 11 ilde gerçekleştirilen operasyonla kamu kurumlarını 11 milyon lira zarara uğratan ve aralarında 14 kamu personelinin de bulunduğu 51 şüpheliyi adliyeye çıkardı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesi'nde Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yürütülen nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticaretini yapan şahıs veya şahısların engellenmesine yönelik soruşturma kapsamında hayvanlara mükerrer ve sahte küpe takan, aşı uygulama ve sevk işlemlerinde usulsüzlük yapan, insan ve toplum sağlığına zarar verecek hayvansal gıdaları piyasaya süren ve sürülmesine aracılık eden ve kamu kurumlarının ilk tespitlere göre yaklaşık olarak 11 milyon TL zarara uğrattığı tespit edilen, aralarında 14 kamu personelinde bulunduğu toplam 77 şüpheli şahıs tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli 51 kişi emniyeteki işlemleri sonrasında Diyarbakır Adliyesi'ne götürüldü. Diyarbakır merkezde Şanlıurfa, Mardin, İstanbul, Sakarya, Erzurum, Ağrı, Batman, Bursa, Elazığ ve Konya'da 3 Ekim 2020 günü eş zamanlı olarak yapılan operasyonda
234 adet hayvan pasaportu, 2210 adet orijinal hiç takılmamış hayvan küpesi, 2936 adet takılıp sökülmüş hayvan küpesi, 4 adet hayvan küpesi sökmeye yarar pense, çok sayıda dijital materyal, hayvan seklerine yarar belgeler, çek, bez senet, 6 adet ajanda, 3 adet ruhsatsız tabanca ve 4 adet kuru sıkı tabanca, suçtan elde edildiği değerlendirilen 435 bin lira para bulunarak el konulmuştu. 26 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği öğrenilirken, adliyeye sevk edilen şüphelilerin savcılıktaki sorgulamalarına devam ediliyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi yapımını tamamladığı GAP 4. etaptaki Göbekli Tepe tesislerini hizmete sundu. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Beltur Ayşe bünyesinde hizmete açılan tesisi gezdi. Tesis hakkında çalışanlardan bilgi alan Başkan Beyazgül, varsa eksikliklerin belirlenmesini ve en kısa sürede bu eksikliklerin tamamlanacağını söyledi. Evet, burası GAP 4, Göbektepe tesislerimizdeyiz. Faaliyete geçmiş bulunmakta. Gördüğünüz gibi tesisimiz çok güzel. Gece saat 12'ye kadar burası Beltur tarafından hizmete açılmıştır. Memleketimiz için hayırlı olsun. Bugün geldik, burada eksiklerimiz var mı diye onları konuştuk. Gerçekten güzel bir mekan. Önü açık, ufku açık. Buradaki arkadaşlarımızdan bilgiler aldık. Memleketimiz için hayırlı uğurlu olsun diyor. Vatandaşlarsa tesiste oldukça güzel vakit geçirdiklerini dile getirdi. Şanlıurfa'ya daha yeni gelmiş bir öğretmen olarak daha yeni keşfediyorum ama böyle alanların olduğunu gördükçe gerçekten burada olma isteğim ve mutluluğum her geçen gün daha da artıyor. Bunun için Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı'na gerçekten çok teşekkür ediyorum. Şanlıurfa'mıza yapılan bu hizmet gerçekten biz gençleri mutlu etti. Böyle alanların daha da fazlalaştırılmasını istiyoruz. Bu alandan dolayı da Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Ekim ayı belediye meclis toplantısında geçtiğimiz günlerde davetlisi olarak Şanlıurfa'ya gelen ve fıstık hasadına katılan 27. ve son Başbakan Binali Yıldırım'a ziyaretleri ve destekleri için teşekkür etti. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Ekim ayı belediye meclis toplantısının ilk oturumuna katıldı. Meclise başkanlık yapan Başkan Baydilli, meclis oturumu öncesi bir açıklama yaparak, geçtiğimiz günlerde kendi davetlisi olarak Şanlıurfa'ya gelen ve fıstık hasadına katılan son Başbakan Binali Yıldırım'a ziyaretleri ve destekleri için teşekkür etti. Şanlıurfa'mıza iftihar etmiş 27. dönem Başbakanımızın Binali Yıldırım'ı burada misafir ettik. Meclise yüzyılda bu konuda bir bilgilendirme yapmak isterim. Sayın Başbakanımız Şanlıurfa'ya davetinin üzerine icabet ederek öncelikle Şanlıurfa'nın en büyük değerlerinden biri olan ve Şanlıurfa'ya maddi anlamda çok büyük katkısı olan Urfa fıstığının hasadı için burada bulundu. Ve özellikle fıstık hasadına katılmasıyla birlikte yaklaşık olarak Şanlıurfa'nın %50'sinden fazlasını oluşturan fıstığın gerçek sahibi Urfa olduğunu gösterme adına çok güzel bir mesajdır. Ben bundan dolayı da öncelikle 27. Dönem Başbakanımızın Binali Yıldırım'a teşekkür ediyorum. Bizlere kırmayarak Şanlıurfa'yı onurlandırdığı için. Şanlıurfa fıstığının Urfa fıstığı olduğunu, Urfa'nın gerçek değerinin olduğunu göstermesi açısından, turizme yaptığı katkı anlamında ve Şanlıurfa vermiş olduğu değer karşısında ben Binali'ye tekrar burada sermesinde sonsuz teşekkür ediyorum. Şanlıurfa şu an o konuda çok kötü yerlerden Başkan Baydilli pandemi döneminde Şanlıurfa'daki vaka sayılarıyla ilgili de bir açıklama yaparken, kentte yaşanan vaka artış sayılarının düşüşe geçtiğinin altını çizdi. Başkan Baydilli, vaka sayısındaki azalmada alınan önlemler ve denetimlerin etkili olduğunu dile getirdi. Adıyamanlı bir genç, ikamet yangınında alevlerin arasında kalan yaşı küçük 5 kardeşi ölümden son anda kurtardı. 5 kardeş hastanede tedavi altına alınırken
çocukları kurtarmak için alevlerin arasına atlayan günün kahramanı Serkan Akman'ınsa kaşları, kirpikleri ve saçları yandı. Adıyaman'ın Mara Mahallesi 1310 sokak içerisinde Muhammed Kasım'ın kaldığı ikamette bilinmeyen nedenlerden dolayı yangın çıktı. Yangının çıktığı esnada evde yalnız bulunan ve yaşları 2 ile 11 arasında değişen Adnan, Fatma, İsmail, Mustafa ve Hamu Kasım isimli 5 kardeş alevlerin arasına kalarak çığlık atmaya başladı. Dumanların yükseldiğini gören Adıyamanlı genç Serkan Akma içeriye girmeye çalıştı. Bahçe kapısının kilitli olduğunu fark eden Adıyamanlı genç duvardan atlayarak bahçeye girmeye başardı. Bir an olsun düşünmeden alevlerin arasına dalan Akma, içeride bulunan 5 kardeşi alarak alevlerden kurtardı. Çocukları aynı bahçede bulunan başka bir evin odasına koyan Serkan Akma, durumu itfaiye ekipleriyle 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi. Alevlere müdahale edemeyen Akma, ekipler gelene kadar çocukları sakinleştirerek bir an olsun onların yanından ayrılmadı. Olay yine gelen itfaiye ekipleri tarafından alevlerin söndürülmesi sonrasında Adıyamanlı genç tarafından kurtarılan Suriyeli 5 kardeş evden dışarıya çıkarıldı. Burada sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan kardeşler ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen 5 kardeşin tedavilerinin devam ettiği belirtildi. Öte yandan çocukları kurtarmak için alevlerin arasına atlayan Serkan Akman'ın ise kaşları, kirpikleri ve saçları yandı. Müdahale edemezdim yangına. Tamam. Bekledik yani ifadeye. Tamam. Evet. Onları kurtardınız. Evet. Siz de yanmışsınız saçınız, kaşlarınız. Evet. Zandan dolayı ateşten geldi. Ateşe mi atladınız? Evet. Hadi abi, hayır, hayır, hayır. Kış ayları öncesi kırsal mahallelerde çalışmalarını sürdüren Viranşehir Belediyesi asfalt çalışmalarına da devam ediyor. İlçe merkezinde ve kırsal mahallelerde kapsamlı bir asfalt çalışmasına başlayan Viranşehir Belediyesi ekipleri stabilize yolları asfaltta kavuşturuyor. Viranşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışmalar kapsamında Yollarbaşı Kırsal Mahallesi'nde mahalle içi yollarda yapılan dolgu ve tasfiye çalışmalarının ardından satik kaplama asfalt serimine başladı. Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci de 2020 yılı plan ve program çerçevesinde hem merkez hem de kırsal mahallelerde üst yapı çalışmalarına devam ettiklerini belirtti. Merkez ve kırsal mahallelerdeki yaşam kalitesini yükseltmek için çalışma yürütüldüğünü belirten Başkan Ekinci, asfaltsız yol kalmayıncaya kadar çalışmaların devam edeceğini belirtti. Başkan Ekinci yaptığı yazılı açıklamasında, kırsalda yaptığımız yollarla şehir merkezine yaptığımız yollar arasında hiçbir fark yok. Yapılan yolun kalitesini sıkı bir şekilde kontrol ediyoruz. Viranşehir güzel yollara kavuşacak. Bunun için de yol yatırımlarına ağırlık veriyoruz. Çalışmalarımız planlanan program dahilinde artarak devam edecek ifadelerini kullandı. Yollarbaşı mahalle muhtarı Burhan Güngördü ile mahalle sakinleri ise çalışmalardan dolayı Başkan Ekinci ve ekibine teşekkür etti. Abi bu yapılan hizmetleri zaten görüyorsunuz. Bunların karşısında biz laf artık ne söyleyeceğimizi bilemiyoruz. Salih Ekinci ve bütün çalışan ekiplerine köylüm adına teşekkür ediyorum. Diğer yandan Fen İşleri'ne bağlı başka bir ekipse Taşönü Kırsal Mahallesi'ne yapılacak asfalt öncesi mahalle içi yollarda temel malzemesi dökerek dolgu ve tasfiye çalışmalarına başladı. Adana merkezli, aralarında Şanlıurfa'nın da olduğu 16 ilde gerçekleştirilen operasyonda swinger yöntemiyle kadınlara fuhuş yaptırdığı öne sürülen şebeke üyeleri şafak vakti gözaltına alındı. 56 kişinin gözaltına alındığı operasyonda gözaltı sayısının önümüzdeki günlerde artacağı öğrenildi. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri İnternet üzerinden swinger eş değiştirmeli fuhuş yapıldığı bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine yaklaşık 6 ay önce savcılıktan alınan izinle bu şahısları teknik ve fiziki olarak takibe başladı. Yapılan takipte çoğu resmi nikahlı evli, evli olmayan ya da sevgili olan 74 çiftin para karşılığı fuhuş yaptığını tespit etti. Zanlıların Adana merkezli Antalya, Mersin, Hatay, Şanlıurfa, Gaziantep, Konya, Afyonkarahisar, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya,
Kars, Denizli, Burdur, Şırnak ve Edirne'de bulunduğunu saptadı. Bu şahısların Türkiye genelinde gezerek gruplar halinde haftanın belirli günleri grup halinde cinsel ilişkiye girdikleri tespit edildi. Yapılan takip sırasında zanlıların COVID-19 nedeniyle hayat durma noktasına gelirken, zanlılardan buna rağmen gruplar halinde toplanıp cinsel ilişkiye girmeye devam ettiği belirlendi. Polis bu tespitleri yaptıktan sonra şafak vakti Adana merkezli 16 ilde operasyon başlattı. Polis 74 zanlıyı gözaltına almak için eş zamanlı 80 adrese 500 polise baskın gerçekleştirdi. Yapılan baskınlarda şu ana kadar 56 zanlı gözaltına alındı. Diğer zanlıların yakalanması için de çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Ayrıca bu zanlıların 44 kadını ise mağdur ettiği öğrenildi. Polisin evlerde yaptığı aramada ise çok sayıda uyuşturucu hap, kenevir, eser, tabanca ve silah ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlıların sorgusu sürerken operasyonun devam ettiği belirtildi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi merkez ilçelerde yürütülen sıcak asfalt hizmetini bu kez de diğer ilçelere taşıdı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün talimatlarıyla ilk olarak Suruç ilçesinde birçok ana arterde revize asfaltlama çalışmasını tamamlayan Fenerçeli Daire Başkanlığı ekipleri, daha sonra ise Birecik ilçesinde sıcak asfalt çalışması yaptı. Suruç ilçesinde ise ilk olarak Atatürk Bulvarı'nda başlayan asfalt çalışmaları kapsamında mevcut asfalt eskiyen, deforme olan Uzun Çarşı Caddesi, 11 Nisan Caddesi ve diğer caddeler Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kısa sürede asfaltlandı ve yenilendi. Suruç ilçesindeki ana arterleri yenileyen Büyükşehir Belediyesi ekipleri sıcak asfalt hizmetini Birecik ilçesine taşıdı. Birecik ilçesi Karşıyaka mahallesinde altyapısı güçlendirilen eski Nizip Caddesi ve Fıstık Hali önü Büyükşehir Belediyesi Fenerçeli Dairesi Başkanlığı ekiplerince asfaltlandı ve vatandaşların hizmetine sunuldu. Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde merkez ve kırsal mahalle muhtarlarıyla toplantı düzenlendi. Düzenlenen toplantıda muhtarlar sorunları Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık ve Kaymakam Coşkun Doğan'a iletti. Hilvan Öğretmen Evi'nde düzenlenen toplantıya Hilvan Kaymakamı Coşkun Doğan, Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Ateş, İlçe Emniyet Müdürü Bayram Akşit, Jandarma Bölük Komutanı İsmail Tanrısever, Şuski Şube Müdürü Fuat Baylan, Merkez ve Kırsal Mahalle Muhtarları katıldı. Merkez ve Kırsal Mahalle Muhtarlarının katıldığı toplantıda alt ve üst yapı olmak üzere ulaşım, eğitim, sağlık ve daha birçok konuda sorunlar dile getirildi. Toplantıda muhtarların sorunlarını dinleyen Hilvan Kaymakamı, Hilvan Belediye Başkanı ve diğer kamu kurum müdürleri sorunların çözüme kavuşturulması için de ilgili birimlere talimat verdi. Ancak kırsalda bizi en fazla zorlayan meseleler bu taziyeler, cenazeler ve evlerde düzenlenen kına geceleri. Artık zaten düğünler yasaklandı, nikahlar da bir saatte sınırlandı. Bu türlü faaliyetlere dikkat edersek Allah'ın izniyle üstesinden gelemeyeceğimiz bir salgın hastalık bulunmamaktadır. Engelli ve yaşlı vatandaşlarımız, bakıma muhtaç olanlar, bunlarla alakalı bilmemiz gereken acil bir durum olursa da yine bizlere bildirin. Belediyede de Şuski Sorumlu Müdürü, Fuat Ben İşler Müdürümüz, birimler de hep bir arada olduk. Dedik ki yani kaymakam evi toplantı yapıyor. En azından muhtarlarımızın yani sorunları varsa belediye olarak da bizimle ilgili olan birimleri kendimiz, bizimle ilgisi olmayan büyük şehire iletecek konular varsa da büyük şehire ileteceğiz. 31 Ağustos'tan beri üniversiteye hazırlık ve liseye hazırlık, yani 8. sınıflarımızın liseye hazırlık kursları ile
12. sınıflarımızla mezun öğrencilerimizin üniversite hazırlık kurslarımız başladı ve devam ediyor. Düzenli bir şekilde devam ediyor. ŞUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri pandemi sürecinde özellikle sağlık kuruluşlarında oluşabilecek altyapı sorunlarına anında müdahalelerde bulunmak için çözümler üretiyor. Şanlıurfa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, pandemi döneminde özellikle sağlık kuruluşlarında oluşabilecek bakım, onarım ve arıza taleplerine çözüm bulmaya devam ediyor. ŞUSKİ İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri, son olarak Balıklı Göl Devlet Hastanesi'nde yaşanan altyapı problemine müdahale etti. Ekipler altyapıda eskiyen ve deforme olan sistemi sil baştan yeniledi. Uzun ömürlü ve kaliteli malzemelerle çalışmaları hızlı bir şekilde tamamladı. Yapılan çalışmaları değerlendiren Balıklı Göl Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı İsa Aydın, ekiplere teşekkür etti. İletişime geçip onlardan destek talebinde bulunduk ve sağ olsunlar onlar da bize bu desteklerini esirgemediler. ŞUSKİ ekipleri kent merkezinin yanı sıra kırsal mahallelerde de altyapı hizmetlerini sürdürüyor. ŞUSKİ Genel Müdürü Muhammed Sait Güllüoğlu, Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Uslu ve ilgili teknik ekip Eyyubi ilçesi Sağlık Kırsal Mahallesi'ne yapımına başlanan ve hızlı bir şekilde devam eden yaklaşık 4500 metre kanalizasyon hattı çalışmalarını yerinde inceledi. Sağlık Kırsal Mahallesi'ne başlatılan ve kısa sürede çözüme kavuşturulacak olan altyapı çalışmalarından dolayı mahalle sakinleri ve mahalle muhtarı Halil Demir ekiplere teşekkür etti. Değerli izleyenler, bu haberle Kanal Urfa'da ana haber bültenini noktalıyoruz. Yarın akşam saatler 19.30'u gösterdiğinde yine karşınızda olmayı ümit ediyoruz efendim. İyi akşamlar, hoşça kalın.